Değerli izleyiciler, bu özel yayınımızda Türkiye'nin Montreal Başkonsolosu Sayın Sencer Yöndem'i konuk ettik. Sayın Sencer Yöndem'e merak edilen bazı konsolosluk hizmetleri, özellikle Quebec ili ve Montreal kentinde yaşayan Türk toplumu üyelerinin sorularına yanıt olabilecek biçimde bazı konular üzerine söyleşi yapacağız. Sencer Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey, siz de hoş geldiniz. Sencer Bey, sizin Montreal'de göreve başlamanız dünyada pandemi diye adlandırılan küresel salgının tam ortasında oldu. Yeni bir göreve başlamışken alışılagelmişin dışında neler yaşadınız? Anlatır mısınız lütfen? Çok sağ olun. Bu soruyu yönelttiğiniz için de teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir dönemdi. Ben 1 Ekim 2021 tarihinde göreve başladım. Biliyorsunuz bizim başkonsolosluğumuz nispeten yeni bir başkonsolosluk. Ben de ikinci başkonsolosuyum. Bir önceki başkonsolos yakın arkadaşım Barkan Umruk'un önemli hizmetleri olmuştu. Ben de onun bıraktığı yerden başkonsolosluğu devralıp daha ileriye taşımaya çalıştım bu geçtiğimiz yaklaşık 4 yıldır. Ancak başlama sırası evet biraz şanssızlık oldu. Quebec en sıkı kabananlardan biriydi. Hatta Kanada'dan ayrılmıştı o konuda. Tabii yeni bir başkonsolosluk olduğu için öncelikli olarak yerleşkenin, yani binanın, ofisimizin tefrişi söz konusuydu. Ve o dönemde kapanmadan dolayı bu işler tamamlanamadı. Birinci zorluk buydu. İkinci zorluk, biz hizmetimizi hiç kesmedik. Başkonsolosluklar, diğer Montreal'deki başkonsolosluklar, Quebec hükümetinin çağrısına da uyarak hizmetleri bir süre askıya aldılar. Biz ise hiç almadık. O dönemde tabii tüm sağlık tedbirlerini dikkate alarak vatandaşlarımıza hizmeti sürdürdük. Tabii bu başlı başına bir zorlayıcı bir unsur oldu bizim için. Çünkü hem personelimizin sağlığı hem gelen vatandaşlarımızın sağlığını dikkate almak zorundaydık. Dolayısıyla yavaş da olsa son derece temkinli bir şekilde hizmeti verdik ve o günleri çok şükür COVID olmadan atlattık. Peki diğer ülkelerin diplomatik birimleri kapanmaya giderken sizin açık olmanız Kanada ya da Quebec hükümetiyle bir sorun oluşturdu mu? Sorun olmadı. Biz kendilerine Quebec hükümetinin tabii o dönem için çalışma koşullarını biliyorsunuz gözden geçirmiştik. Çalışma koşullarında yaptıkları değişiklikleri harfiyen ve daha fazlasını uygulayacağımız yönünde teminat verdiğimizden dolayı herhangi bir zorlukla karşılaşmadık. Evet. Sencer Bey, toplumumuzla ilgili bir soru sormak istiyorum. Geldiğiniz dönemin ilk yıllarına göre ve sizin görev sürenizde Türk toplumunun sayısına ilişkin önemli bir değişiklik oldu mu? Evet, önemli bir değişiklik gösterdi. Şöyle ki, biliyorsunuz bizim başkonsolosluğumuz açılmadan önce buradaki vatandaşlarımızın Ottawa Büyükelçiliğimiz nezdinde dosyaları tutuluyordu. Yani siz hatırlarsanız Montreal Başkonsolosluğu açılmadan önce buradaki vatandaşlarımız en ufak işlemlerini yaptırmak için dahi Ottawa Büyükelçiliğimize gitmek zorundaydı. Tabii her gittiklerinde orada bir dosyaları açılıyordu. Evet. Şimdi başkonsolosluğun zaman içerisinde kapasitesinin artmasıyla birlikte bu dosyalar artık bize devroldu. Ben geldiğimde yaklaşık 6.000 civarında kayıtlı vatandaşımız varken zaman içerisinde bu yaklaşık 20.000'e kadar ulaştı. Tabii. Çünkü her vatandaşımızı kayıt altına almak yönünde ciddi bir çaba sarf ettik. Bunu hem işlem sayılarımızın arttırılmasıyla hem de biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapılan seçimlerde vatandaşlarımızın oy kullanabilmesi için ciddi bir adres beyanı kampanyası yapmıştık. Vatandaşlarımızı başkonsolosluğumuza hafta sonları da dahil olmak üzere çağırıp burada kayıtlarını oluşturmuştuk. Tabii bunun da etkisiyle neredeyse 20.000 rakamına ulaşıyoruz bu aralar. Bir de tabii son birkaç yıldır gözlemlediğimiz bir nasıl diyelim düzensiz göç hareketi söz konusu tüm dünyada olduğu üzere. Ülkemizden de vatandaşlarımızın Kanada'ya geldiklerini görüyoruz.
Tabii ülkemizde geçen yıl yaşanan maalesef son derece üzücü, yıkıcı depremler sonucu Kanada hükümetinin buradaki vatandaşlarımıza sağladığı izinlerle buraya gelenler oldu. Net bir rakam elimizde yok. Peyderpey bunlar da oluşacaktır tabii. Başkonsolosluğumuza uğradıkça biz de kayıtlarımızı güncelliyoruz. Tahmininizce ne kadar bu sayı? Bu konuda tahmin yürütmek çok zor. Çünkü Kanada devleti bu konuda bizimle bilgi paylaşmıyor. Dolayısıyla onların vermediği bir bilgiyi benim de sizlerle bir spekülasyon unsuru haline getirmem doğru olmaz. Peki sizce Kebe'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bu ilde kalıcı oluyorlar mı yoksa diğer illere doğru bir yönelim mi gösteriyorlar? Evet, bu güzel bir soru ve tespit. Çünkü sorunun içerisinde bir tespit de var. Şöyle ki gözlemlediğimiz kadarıyla bir müddet buradaki hukuki işlemlerini tamamlamayı bekliyor vatandaşlarımız. Ancak bir kısmı Türkiye'ye dönüş yapıyor. O konuda tabii başkonsolosluğumuza geldiklerinde biz gerekli evrakları hazırlıyor. Evet. Vatandaşlarımıza bu şekilde yardımcı oluyoruz. Kanada'da kalmayı tercih edenler ise tabii yeteneklerine göre, eğitimlerine göre diğer eyaletlerde iş imkanı arayışı içerisine giriyorlar. Bundaki en temel sebep buranın hükümetinin getirdiği Fransızca bilme zorunluluğu. Yani burada Quebec'te kalacaksanız ve çalışacaksanız tabii dolayısıyla belli bir düzey Fransızca öğrenmeniz, bilmeniz gerekiyor. Yeteri kadar kurs olmadığı anlaşılıyor. Yeteri kadar eğitim verilemiyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızın bir kısmı gerçekten de sizin söylediğiniz gibi ekonomik faaliyetin biraz daha fazla yoğunlaştığı Ontario eyaletine veya diğer eyaletlere ilgi gösteriyorlar. Sencer Bey, Montreal Başkonsolosluğumuzda yurttaşlar ne tür hizmetler alıyorlar ve bu hizmetler yeterince karşılanabiliyor mu? Şöyle ki tüm başkonsolosluklarımızda olduğu gibi biz de tam teşekküllü başkonsolosluk hizmeti veriyoruz tam teşekküllü şekilde. Yani aklınıza gelebilecek tüm noterlik hizmetleri başta olmak üzere kimlik, pasaport başvuruları, askerlik işlemleri yani Türkiye'de nüfus idareleriyle veya noterlerle ilgili talep bulunduğunuz hemen hemen tüm hizmetleri biz başkonsolosluklarımızda veriyoruz. Montreal Başkonsolosluğu da zaman içerisinde tüm hizmetleri verir hale geldi. Herhangi bir eksiklik dolayısıyla bir yakınma aldınız mı? Yok, şu ana kadar açıkçası böyle bir yakınma görmedik, duymadık açıkçası. O konuda da Başkonsolosluğumuzun çalışanları gerçekten sizlerin de tanık olduğu üzere son derece güler yüzlü hizmet vermeye çalışıyorlar. Kanunen yapılamayacak bazı hizmetler varsa da onları da tabii ki vatandaşlarımıza açıkladığımızda kendileri de anlayışla karşılıyorlar. Gözlemlediğimiz yakınmalardan biri telefonla ulaşamama konusu. Yurttaşlar randevu edinme ya da bir konuda bir bilgi edinmek istediklerinde telefonla kimseye ulaşamıyorlar. Çevrim içi gün alma ya da bilgi edinme zorunluluğundan yakınanlar oluyor. Şöyle, tüm başkonsolosluklarımız randevu sistemiyle çalışıyor. Ve oldukça da etkin işleyen bir randevu sistemimiz var. Yani diğer başkonsolosluklarımızla da kıyasladığımızda biz en hızlı randevu veren başkonsolosluklar arasındayız. Randevu almanın tabii birçok faydası var. Bir, insan kendi gündemini bir şekilde randevuya uydurabiliyor. İkinci olarak diğer vatandaşların tabii hakkını, hukukunu korumuş oluyoruz. Bir de biz de kendimizi tabii ki hazırlamış oluyoruz. Ne tür hizmetleri bugün vereceğiz, kaç personelimizi hangi hizmete ayırmamız gerekiyor, ne kadar hızlı ne kadar fazla iş yapabiliriz onun bir hesabını kitabını yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz vatandaşlarımız bir işlem için geliyorlar çoğu zaman. Ancak bu işlemin gerisinde birkaç adım daha
tamamlanması gerekiyor. Ancak uzun yıllardan bu yana başkonsolosluğa gelmediği bu adımları da yapmamız gerektiğinden dolayı evine bağlı işlemler, olarak tabii bu işlemler uzuyor. Vatandaşımız hani 10 dakika ne olacak ben buraya gelir işlemi yaparım dediğinde öyle düşündüğünde evet. Daha önce yıllar boyunca bize gelmediği için başka işlemleri de yapıp son işleme ulaşmamız gerekiyor. Bu biraz tabii şey yakınma sebebi olabiliyor ama önemli bir tepkiyle açıkçası çok karşılaşmadık. Ulaşma konusunda ise açıkçası biz de teknolojiyi takip ediyoruz. Son derece etkin işleyen bir telesekreter sistemimiz var. Yani bize not bırakıldığında arkadaşlarımız kişiyi arayıp mesai saatleri sonunda arzularını, isteklerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Ancak en etkin sistem e-mail. Başkonsolosluğumuzun e-maili yaklaşık günde 30-35 e-maile yanıt veriyor bize gelen talebi. Bir de işte tabii şunu da dikkate almak lazım. Sadece biz vatandaşlarımıza hizmet vermiyoruz. Aynı zamanda Kanada'da ikamet eden oturum iznine sahip yabancılara da hizmet veriyoruz. Örnek vize. Biz vatandaşlarımıza tabii öncelikle hizmet veriyoruz. İşte randevu sisteminin özelliği de buradan, yani faydası da burada ortaya çıkıyor. Ona göre vakit kalan alan zamanlarda da yabancıların vize işlemlerini sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Zamanı en iyi şekilde kullanıyoruz vatandaşımızın lehine. Dolayısıyla yani teknolojinin imkanlarından özellikle son bir yıldır, çünkü yeni kurulan bir başkonsolosluk olduğu için peyderpey artık tam teşekküllü hale geldik. Bahsettiğiniz yakınmalarda açıkçası bize çok fazla ulaşmıyor. Ama varsa da yine göremediğimiz, bilemediğimiz, ilgilenemediğimiz muhakkak bize e-mail atmalarını rica ediyoruz. Bildiğiniz gibi özellikle eski kuşak yurttaşlarımız telefonla aradığı zaman karşılarında konuşacak birilerini bulmak istiyor. Günümüzdeki teknolojik gelişmelerle bu olanak ellerinden alındığı için ister istemez bir yakınma konusu olabiliyor. O kişiler için de başka bir hizmetimiz var. Bizim esas itibariyle acil hat dediğimiz 24 saat açık bir telefonumuz var. Tabii adı üzerinde acil durumlar için aranması gereken bir hat ama daha ziyade biraz önce bahsettiğiniz, biraz daha hani teknolojiye uzak yaşayan vatandaşlarımız bu hatta arayabiliyorlar. Karşılarında da muhakkak 24 saat bir personelimiz yanıt veriyor. Bize gelen sorulardan biri de yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızın askerlik yükümlülüklerine ilişkin. Bu konuda özellikle yurt ödevini bedelli yapmak durumunda kalan yurttaşlarımıza yönelik olarak, bu bedeller ne zaman belirleniyor ve bu bedeller yıl içinde Türk lirasının dolar ve ya da avro karşısında değişiklik gösteren kur farkından etkileniyor mu? Evet, bu çok sık gelen sorulardan biri. Haklısınız. Yılda iki defa belirleniyor bedelli askerlik bedeli diye. Bedeli diye. Bu tamamen Türkiye'de ilgili kurumların, Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığımızın istişareleri sonuçta, tabii ki diğer ekonomiyle ilgili bakanlıklarımızın görüşleriyle birlikte belirlenen bir rakam. 1 Temmuz ve 31 Aralık'tan sonra belirlenen rakamlar, yani yılda iki defa belirleniyor. O günkü kura göre Türk lirası hesabıyla bir rakam ortaya çıkıyor. Dolayısıyla haklısınız, ekonomik gelişmeler çerçevesinde bazen işte 1 Ocak'ta belirlenmiş olan rakam 1 Temmuz'da belirlenmiş olan rakamla örtüşmeyebiliyor. Düşüşler de olabiliyor, artışlar da olabiliyor. Şu anda ne kadar bu bedel? Günlük kura göre hesaplanıyor. Yani günlük sistemimiz günlük döviz kuru üzerinden ne kadar fiyat çıkartıyorsa, ücret çıkartıyorsa o tahsil ediliyor. 7 küsur bin dolarlar civarında. Peki yurttaşların bu değişiklikleri gelmeden öğrenme olanakları var mı? Bildiğiniz gibi yurttaşlar konsolosluğa gelmeden önce hazırlıklı olmak isteyebilir. Bedelli
vatani görevini bedelli şekilde yapmak isteyen vatandaşlarımız öncelikle bize başvuruyorlar. Prosedürü öğreniyorlar. Biz o prosedürü öğrenildiğinde şu tarihte şu bedeli ödediğinizde bu işlem yapılmış olacaktır diye bilgi veriyoruz. Muhakkak randevular sırasında bu tür bilgiler paylaşılıyor ki herhangi bir hata olmasın. Sencer Bey, başka bir konuya geçelim dilerseniz. Ermeni lobiciler zaman zaman burada bazı girişimlerde bulunurlar ve birçok alanda etkin olmaya çalışırlar. Örneğin özellikle okullarda çok sık eylem ve etkinlik içinde oluyorlar. Sizin döneminizde herhangi bir gelişme oldu mu? Bu soruyu yönelttiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Quebec dünyada Ermeni soylu kişilerin yaşadığı en önemli merkezlerden biri. Evet. Yani daha ziyade Montreal ve Laval şehirleri söz konusu. Hı hı. Ve tabii Ermeni göçü de çok uzun yıllara dayanıyor. Yani yaklaşık 100 küsür yıl önce buraya gelen bir Ermeni toplumundan bahsediyoruz. Evet. Tabii bu 100 küsür yıllık tecrübe içerisinde hayatın hemen hemen her alanında başarılar göstermiş. Önemli yerler işgal etmiş kişilerden bahsediyoruz. Hı hı. Karşımızda böyle bir yapı var. Oldukça fazla da bir nüfusa sahip. Tabii siyasette de etkinlikleri söz konusu ve zaman içerisinde de Quebec'te 1915 olaylarıyla ilgili istediği düzenlemeleri çıkartmışlar. Hı hı. Benim dönemimde en önemli sıkıntı açıkçası bu geri plan ışığında faaliyetlerin özellikle Yukarı Karabağ ihtilafı sırasında Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeniden alevlenmesi oldu. Hı hı. Tabii bu alevlenme döneminde de bizim toplumumuza yönelik bazı ithamlar yöneltilmeye başlanınca biz de tabii ki vatandaş derneklerimizle birlikte oturup konuştuk. Akılcı şekilde ve Türk toplumunun barış yalnız tutumunu sergileyici şekilde neler yapabiliriz? Görüş alışverişinde bulunduk. Derneklerimiz özellikle eğitim alanında, çünkü vatandaşlarımızın biliyorsunuz önemli kısmı aynı zamanda Kanada vatandaşı. Evet. Yani Kanada devletinin onurlu ve çalışkan insanları, vergisini veren, yükümlülüklerini yerine getiren, dolayısıyla hakları ve yükümlülük gibi hakları da olan bireyleri. Evet. Özellikle eğitim alanında Türk toplumunu incitici veya herhangi bir toplumu incitici ithamların bulunmamasını teminen derneklerimiz girişimlerde bulundu. Quebec hükümetiyle yazıştılar. Quebec Eğitim Bakanlığı'yla dertlerini anlattılar. Oradan bir dönüş de oldu. Ve Quebec hükümeti en sonunda şunu dedi. Biz herhangi bir öğrencinin etnik kimliği ne olursa olsun, hı hı, herhangi bir Quebec okulunda, Eğitim Bakanlığı'na bağlı Quebec okulunda bir ayrımcılığa veya başka bir tür muameleye uğramasını engelleriz dediler. Hı hı. Teminatı biziz dediler. Hı hı. Ve böyle bir durum olması halinde de nasıl bir başvuru yöntemi izleneceğini, kiminlerle görüşülmesi gerektiğini açıkça beyan ettiler. Bu biz için açıkçası yeterli bir, yani vatandaşlarımız için yeterli bir girişim neticesi oldu diyebilirim. Bildiğiniz gibi Türk toplumunun Montreal'a bir armağanı olan Barış Bahçesi konusuyla ilgili özellikle küresel salgın dolayısıyla pek bir etkinlik yapılamıyordu. Bu yıl kapsamlı bir yıl dönümü kutlaması yapıldı. Bu konuda yeni bir gelişme var mı? Barış Bahçesi bildiğiniz üzere 2000 yılında Türk toplumunun girişimiyle, sizlerin de elbette katkılarıyla o dönemin Montreal Belediye Başkanı tarafından tahsis edilmiş olan çok güzel bir alan. Hı hı. Montreal Botanik Parkı içerisinde ki Montreal Botanik Parkı biliyorsunuz dünyanın en fazla ziyaret edilen parklarından biri. Hı hı. Geçtiğimiz yılki rakamlar yaklaşık 1 milyon kişinin parkı ziyaret ettiği yönünde. Hı hı. Ve bizim parkımız, daha doğrusu bizim bahçemizde tam Montreal Botanik Parkı'nın girişinde
yer alan, hatta çok stratejik konuma sahip, evet, ülkemiz gibi güzel bir park alanı. Dolayısıyla biz de her yıl belki 1 milyon kişi değil ama bunun önemli kısmının Türk Barış Bahçesi'ni gezdiğini, çıkarımını bulabiliyoruz. Şimdi 2000 yılından itibaren tabii devletimizin ve Türk toplumunun bahçeye önemli katkıları olmuş. Biliyorsunuz şu anda İznik Vakfı'nın da desteğiyle bahçemizde İznik Çinlilerinden oluşan tablolar ve sütunlar sergileniyor. Ve bu eserlerin de bakımı öncelikle tabii Başkonsolosluğumuzca ve ikinci aşamada da Montreal Belediyesi Botanik Parkı tarafından sağlanıyor. Tabii zaman içerisinde parkta kebeğin çetin kış koşulları nedeniyle bazı iyileştirme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Biz Başkonsolosluk olarak son 3 yıldır bu çalışmaların yapılması için belediye başkanıyla, Montreal Büyükşehir Belediye Başkanı ve Botanik Parkı idaresiyle görüşmeler sürdürdük. Sadece bizim bahçemiz için değil ama Montreal Botanik Parkı'nın geneli için, yani önemli bir kısmı için uzun vadeli iyileştirme çalışmalarının yapılması gerektiği bize bildirildi. Ancak biz bu bahçenin önemi Türk toplumu, Türk Kanadalılar için, evet, tabii ki öncelikle önemi ve bizim açımızdan da tabii önemini öne çıkartarak bazı çalışmaları yaptırdık ve bu yıl 30 Mayıs tarihinde güzel bir yıllık töreni gerçekleştirdik. Yaklaşık 300 civarında Kanadalı siyasetçi, Türk toplumu üyeleri ve parkta bulunan ziyaretçiler faaliyetimize katılım gösterdi. Çok güzel bir etkinlik oldu. Sencer Bey, Kebek kentine bir Yunus Emre büstü dikme konusu vardı. Fahri Başkonsolos Sayın Emin Batika döneminde Sayın Batika'nın önemli girişimleri olmuştu. Sonra konu sanki unutulmaya gitti. Bu konuda bir gelişme var mı? Kebek şehri, yani Kebek eyaletinin başkenti olan Kebek şehri için bizim bir Fahri Başkonsolosluğumuz var. Bu Fahri Başkonsolosluğumuz da burada Türk toplumunun son derece iyi tanıdığı Emin Bey, Emin Batika. Emin Bey'in vakti zamanında Yunus Emre büstü konulması için çabaları olmuş. Kendisiyle görüşmelerimizde bana bunu sıklıkla bahsediyor. Evet. Ve hatta Kebek Parlamentosu, değil mi? Kebek Meclisi'nin önündeki bahçede bir yer ayarlanması için de çabalarını sürdürmüş. Son dönemde bu konuyu yine kendisiyle ele aldık. Çalışmalarını açıkçası sürdürüyor. Tabii bu sadece bizim arzumuzda olacak bir şey değil. Kebek tarafının da bunu onaylaması gerekiyor. Orada anladığımız kadarıyla bahçede yapılması gereken bazı düzenlemeler söz konusu ve bunun için de bir bütçe, evet, gerekiyor. Meclisin kendi bütçesi içerisinde, yani Kebek Ulusal Meclisi'nin kendi bütçesi içerisinde böyle bir düzenlemeye gidildiği takdirde bizim tabii ki ulusal değerimiz Yunus Emre aslında insanlığın değeri. Yani bu işin birinci boyutu bizim tarafımız. Sağ olsun Emin Bey bizim tarafımızdaki olan konuyu çok güzel bir şekilde halledip büstün buraya getirilmesini sağlamış. İkinci aşama olan Kebek tarafının. Tabii bunu bir konsept çerçevesinde meclisin bahçesine alması, evet, gerekiyor. Bu konsept çalışmasının daha sonuçlanmadığını anlıyoruz. Bir de dediğim gibi bütçe boyutu var. Evet. Sonuç itibariyle Kebek Meclisi'nden çıkacak olan bir bütçe de söz konusu. Yani burada bir siyasi bir mesele yok. Hani işin siyasi kısmını halletmek bizim görevimiz. O konuda herhangi bir siyasi karşı duruşla karşılaşılmadı. Sizin görev sürenizde yaşamakta olduğumuz Kebek bölgesinde toplumsal olarak ve ya da ülke olarak ne tür gelişmeler oldu? Ben şunu memnuniyetle görüyorum. Bir kere buradaki toplumun son derece uyumlu, son derece hukuka ve kurallara bağlı,
işinde gücünde olan gerçekten de Kebe'ye ciddi ekonomik ve kültürel katkıları olan bir toplum. Hı hı. O açıdan ben şanslı bir başkonsolosum. Hı hı. Türkiye ile ilişkiler açısından evet, çok doğru bir soru, yerinde bir tespit. Şöyle ki, tabii bir başkonsolosluğun birinci görevi vatandaşlarına hizmet ve diğer ülkemizle ilgili olan kesimlere hizmet. Ancak diğer bir önemli, hele ki Quebec gibi siyasi ağırlığı da olan bir eyalette, hı hı, siyasi ilişkileri de tesis etmek gerekiyor. Biz bu siyasi ilişkileri mutlulukla söylüyorum ki tesis edebildik. Hı hı. Tesis etmenin de ötesinde bazı alanlarda işbirliği projeleri geliştirmeye çalıştık. Tabii önceliğimiz biraz daha kültürel ve ekonomik ilişkiler, hı, oldu. Çünkü ekonomik ilişkilerde ülkemizin ciddi bir potansiyeli var. Quebec'in de dışa yönelik bir politikası var. Diğer eyaletlerden farklı olarak. Biliyorsunuz Quebec'in yaklaşık 20 ülkede yurt dışında temsilciliği var. Ve bunu arttırmayı da düşünüyorlar. Biz de tabii neden Türkiye'de Quebec'in bir temsilciliği, kültürel ekonomik temsilciliği olmasın diye bu fikri kendilerine en üst düzeyde veriyoruz. Bu bir ilgi uyandırdı. Bu ilginin neticesinde inşallah benim çok istediğim bir proje açıkçası bu. Quebec'in Türkiye'de daha iyi temsili açısından bir adım atmaları. Biz o yol, yani o oraya giden yolun taşlarını döşemeye başladık. Tabii bunu yaparken de ticari avantajlarımızı anlatıcı birçok faaliyet yaptık. Şirketlerimizin Quebec'e olan ilgisini arttırmak için birçok girişimimiz oldu. Ve baktık ki bu işi sadece bir başkonsolos ya da başkonsolosluk çalışanları yapamayacak. Bir ticaret ateşeliği kurulması kararını aldık. Son derece yetkin bir arkadaşımız göreve başladı. Ve Quebec'te düzenlenen önemli fuarlara şirketlerimizin katılımı için desteğimizi sunduk. Memnuniyetle söylüyorum ki benim görevde bulunduğum süre içerisinde, ki bunun 2 yılı neredeyse Covid salgınıyla geçti. Neredeyse ticari faaliyetlerin tümü biliyorsunuz Montreal'de durmuştu. Yani son 2 yıldır yaklaşık hemen hemen şöyle diyebilirim, Montreal'de düzenlenen tüm fuarlara ülkemizden firmalarımızın katılımını sağladık. Bu anlamda kılavuzluk da yapılıyor mu? Ticaret ateşeliğimiz ülkemizden gelen, şirketlerimizden gelen sorunları çözmekte oldukça mahir, yetenekli. Ama bunun haricinde aynı zamanda danışmanlık hizmeti de sunuyor. Yani Quebec'te hangi pazarlarda ne tür ürünler satılabilir? Ya da tam tersine Quebec'li ticaret erbabına da aynı şekilde Türkiye'yi tanıtıcı faaliyetleri birlikte yapıyoruz. Tabii mesafe bir sorun. Bu mesafenin yarattığı sorunu ortadan kaldırabilmek için de bazı denizcilik firmalarıyla görüşmelerimiz oldu geçmişte. Artık Türkiye'ye çok daha düzenli gemi taşımacılığı hizmetleri söz konusu Montreal Limanı'nda. Ticaret rakamlarımız da bunu işaret ediyor. Şöyle söyleyeyim, 4 ya da 5 yıl önceki rakamlarla kıyasladığımızda Türkiye'nin Quebec'e olan ihracatında yaklaşık %30 küsurluk bir artış söz konusu. Ve biz bunu tabii gururla Quebec'li makamlarla görüşmelerimizde dile getiriyoruz. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Şu anda Türkiye, Quebec'in Orta Doğu ve Doğu Avrupa'daki en büyük ticari ortağı. Bunu mutlulukla onlar da ifade ediyor, biz de ifade ediyoruz. İşte kendilerine sunduğumuz bir vizyonla şayet Quebec Türkiye'de daha iyi temsil edilebilirse ticari ve kültürel anlamlarda, Quebec için büyük avantajları olan bir ülke olduğumuzu anlatıyoruz. O konuda da önemli bir aşamaya geldik. Toplumun önemli sorunlarından biri de sürücü belgesi sorunu. Kanada'da sürücü belgeleri il yönetimlerinin sorumluluğunda. Dolayısıyla iller değişik ülkelerle anlaşmalara gidip kendi yurttaşları için o ülkeden yeni gelenlere yönelik olarak sınavsız sürücü belgesi hakkı sunabiliyor.
Türkiye'den yeni gelen toplum üyeleri de kendi sürücü belgelerini Kebek üzerinde sınavsız olarak değiştirme hakkına sahipti. Sonra bu hak ellerinden alındı. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Neden bu hak alındı ve yeni bir gelişme söz konusu mu? Şundan kaynaklanıyor. Vakti zamanında imzalanan bir anlaşma söz konusu. Hı-hı. Ancak bizim iç hukukumuzdan kaynaklanan bir tabii sorun var. O da şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti aslında sadece bize ait olan bir sorun değil. Kıta Avrupa'sı diyelim, bu ülkelerin hemen hemen hepsi aynı. Şöyle ki, devletler devletlerle anlaşma imzalıyor. Hı hı. Biz anayasamıza uygun bir şekilde bu anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için mecliste kabul edilmesi gerekiyor. Tabii Quebec bir devlet değil. Hı hı. Bizimle eşdeğer pozisyonda olmadığından ötürü hı hı. vakti zamanında bürokratik seviyede ilerletilmiş olan bu sürücü belgelerinin değişimi protokolü diyelim. Hı hı. Quebec parlamentosunda kabul edilmiş olmakla birlikte bizim meclisimizde kabul edilemedi. Bu teknik sıkıntıdan dolayı. Hı hı. Sıkıntı da demeyelim aslında. Bu iki tarafın hukuksal farklılıkları diyelim. Evet. Hı hı. Birkaç tane ülke biraz önce sizin söylediğiniz gibi bu sorunu aşmış. Nasıl aşılmış? Başka bir Kanada'yla efendime söyleyeyim atıyorum. Belçika arasındaki bir çerçeve anlaşmasındaki bir maddeye dayanarak oradan kaynaklanan yetkiyle Belçika örnek veriyorum. Evet. Diğer eyaletlerle bu konuda anlaşmalar yapmış. Hı hı. Çünkü Belçika'da 3 aşağı 5 yukarı bizimle aynı hukuki evet. sisteme sahip olduğu için bu örneği veriyorum. Hı hı. Dolayısıyla mesela bizim bir sosyal güvenlik anlaşmamız var. Hı hı. O sosyal güvenlik anlaşması bizim Türkiye ile Kanada arasında imzaladığımız sosyal güvenlik anlaşmasına dayanan bir alt düzenleme. Düzenleme. Dolayısıyla Kanada devletinin kendi eyaletine izin vermesi gerekiyor. Şu alanda anlaşma imzalayabilirsin diye. Aynı şekilde Kanada devleti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ben şu konularda eyaletlerime izin veriyorum. Sen bunlarla şu konulardaki anlaşmaları yapabilirsin demesi gerekiyor. Hı hı. Sürücü belgeleri anlaşmasına böyle bir yazı alınamadı Kanada tarafından, bir yetki alınamadı. Hı hı. Yine de biliyorsunuz Türkiye ehliyetinin sürücü belgesine sahip olan kişiler burada bir sınavdan geçiyor. Evet. Ama bir kurs döneminden geçmiyorlar. Esas itibariyle o kursu tamamlamaları normal şartlarda bir Kanadalı'nın hı hı. tamamlaması gerekirken Türk sürücü belgesine sahip olan kişiler bu kurstan geçmiyorlar. Doğrudan sınava alınıyorlar. Ve bu sınavda da Türkçe yapılabiliyor. Hı hı. Böyle bir hı hı. ayrıcalık da var. Ancak benim hani gönlümden geçen buradaki trafik kuralları ülkemizdeki trafik kurallarından farklı. Şayet ben burada uzun yıllar yaşayacak olsaydım hı hı. ben de açıkçası kişisel sorumlulukla kursa gidip kursa gitmeyi isterdim. Hı hı. Ama en azından kursa gitmiyorsam da hani bir kolaylıktan yararlanarak sınavı geçmeyi tercih ederdim. Hı hı. Çünkü her ülkenin trafik kuralları birbirinden biraz farklı olabiliyor. Ve bu kuralları öğrenmek de kişinin hı hı. Yararına. Sencer Bey, güzel bir söyleşi oldu. Türk toplumuna yönelik bir mesajınız, bir iletiniz olabilir mi? Açıkçası benim hani verebileceğim mesaj şu olabilir vatandaşlarımıza. Artık biliyorsunuz Kebe'ye Türk göçünün neredeyse 50 küsur yılından fazlasını geride bırakıyoruz. Evet. Kapsamlı göç hareketi 1980'lerde başlıyor. Ondan önce de var tabii. Çok var, eğitimli evet. işte mühendislerimiz, evet. doktorlarımız evet. Ve akademisyenlerimiz evet. Quebec ekonomisine ve kültür hayatına çok fazla katkı yapmış büyüklerimiz evet. olmuş. Ancak hani daha yoğun bir şekilde göç 1980'lerde başlamış. Evet. Artık 80'lerde gelen bu çilekeş insanlarımız ben hani memnuniyetle görüyorum ki kendilerinden sonra gelen nesilleri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmışlar. Hı hı. Aralarından doktorlar, mühendisler çıkmış. Hı hı. Demek ki toplumumuz bir gelişim içerisinde. İçinde.
Şimdi bir sonraki aşamaya da geçmek gerekiyor. Örneğin biraz da Kanada'da ne oluyor, ne bitiyor ona odaklanmak gerekiyor. Hı hı. Kanada'daki haklarını savunabilmeleri, ilerletebilmeleri ve Kanada'ya katkılarını daha fazla, daha etkin bir şekilde sunabilmeleri için neler yapılması gerektiği konusunda düşünmelerini ben temenni ediyorum. Bunun en kolay yolu tabii ki eğitim. Hı-hı. Ve bir sonraki aşaması da tabii ki siyaset. Hı-hı. Yani bizim Türk toplumunu Kanada siyasetin değiştirici ve çığır atlatıcı bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türk insanı çok çabuk entegre olabilen, uyum Hı-hı. sağlayabilen ve aynı zamanda bulunduğu toplumu ileriye taşıyabilen bir karaktere sahip. Bunu biz Avrupa'da da görüyoruz. Yani Almanya biliyorsunuz bizim ilk göç hareketimizin ilk ülkesi. Orada artık 4. 5. jenerasyona gidiyoruz. Evet. Ve Alman ekonomisine inanılmaz büyük katkıları olan bir nesil ortaya çıktı. İçinden yönetmenler, doktorlar, mühendisler, hukukçular, akademisyenler, toplumun tüm kesimlerinden Almanya'nın ihtiyaç duyduğu insanlar çıkarabilmiş bir örnek var. Kanada'da bu çok daha kolay. Gördüğüm o. Quebec'te aynı şekilde bu kolaylık devam ediyor. Dolayısıyla benim vatandaşlarımıza hep verdiğim tavsiye buranın siyasetiyle biraz daha fazla içli dışlı olmaları. Aralarından siyasete ilgi duyan gençlere özellikle veya tecrübeli insanları desteklemeleri ve buradaki siyasetçilerle yakın temas içerisinde olmaları. Bu arada bildiğiniz gibi küresel salgından sonra tüm dünyada olduğu gibi burada da insanların yaşamlarında değişiklikler oldu. Türk toplumu da bundan payını aldı ve uzun süre içine kapandı ve herhangi bir etkinlik ya da eylem yapılmadı. Bu bağlamda örgütlenme konusunda neler söylemek istersiniz? Herhangi bir eksiklik görüyor musunuz? Eksiklik her zaman olacaktır. Eksiklik hayatın bir gerçeği. İyi yönlere bakmak lazım. Ben mesela bu yıl iki derneğimizin, biri vakıf olarak adlanıyor, öbürü bir derneğimizin 23 Nisan ve 19 Mayıs kutlamalarını bir araya geldiklerine, ne kadar başarıyla yapabildiklerine şahit oldum. Bu beni çok mutlu etti. Bizim çünkü sürekli telkin ettiğimiz bir konuydu. Pandemi zamanı, pandemi sözünü de kullanmayı sevmiyorum ama salgın dönemi biz de teknolojinin imkanlarından yararlanmak suretiyle online, yine çevrimiçi toplantılar yapmak suretiyle derneklerle olan toplantılarımıza hiç ara vermedik. Hatta çevrim içi çok daha fazla toplantı yapıyorduk. Normal koşullara döndüğümüzde toplantı sayımız maalesef azaldı, düştü. Çünkü herkes günlük uğraşı içerisinde bir mekanda toplanamıyor. Biz onu biraz avantaja çevirdik salgın dönemini ilk geldiğimizde. Birçok çevrim içi toplantı yaptık ve böylelikle biraz daha birbirlerini tanıyan ama çeşitli sebeplerle uzak düşmüş derneklerimizi kaynaştırmaya çalıştık. Biraz önce bahsettiğimiz gibi hani buradaki toplumumuzu hedef alan, isteyerek veya istemeyerek hedef alan bazı konularda bir araya gelip ortak çözüm bulmaya çalıştık. Bunlar da çok güzel sonuçlar verdi. Biraz önce bahsettik yine. Bu yıl iki önemli derneğimiz 23 Nisan ve 19 Mayıs etkinliklerini ortaklaşa yaptılar ve benim şu ana kadar burada gördüğüm en yüksek katılımlı faaliyetler oldu. 23 Nisan'a yaklaşık 500 vatandaşımız katıldı. Belki 19 Mayıs'a da sayamadım ama 300'den fazla vatandaşımız vardı. Dolayısıyla dernekler bir araya geldiğinde çok iyi çalışabiliyorlar. Bunları gördük. Tabii bir de hepimizi tabii yaralayan hala da üzülmemizi hani kaynaklarından biridir. Belki şu anda Türkiye'deki sorunların bir kısmı da bu yaşadığımız depremlerden kaynaklanıyor. O dönem, deprem dönemi, yani iddia etmek tabii çok doğru değil ama
sanırım yurt dışında en hızlı örgütlenen toplumlardan biri olduk. Yani Montreal özelinde söylüyorum. Şöyle ki, hepimiz biliyorsunuz pazartesi günü sabah saat farkından dolayı uyandığımızda depremi haber aldık. Evet. Biz o gün derneklerimizle ilk toplantımızı yaptık. Ne olacağını öngöremeden. Ama içten gelen bir duyguyla ne yapabiliriz diye derneklerimizle hemen çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdik. Ve bir görüş birliği tabii ortaya çıktı. Çeşitli nedenlerle birbirlerinden uzak duran bazı derneklerimizin orada birlikte nasıl çaba içerisine girdiğini görmek çok bir kere onur verici bir tabloydu. Ve biz çarşamba günkü ilk Türk Hava Yolları uçağıyla da yaklaşık 5 tonluk yardım malzemesini gönderen belki çok az sayıda şehirlerden biri oldu. Bu da derneklerin başkonsolosluklarla birlikte yakın durmalarının ve toplumla birlikte tabii yakın durmalarının bir neticesi. Bu kadar hızlı örgütlenebilen bir toplum herhalde dünya üzerinde yoktur. Biz de o tabii çabalara destek verdik. Bence alnımızın akıyla da bu sınamadan da çıktık. Bir magazin sorusuyla bitirelim yayınımızı dilerseniz. Tam salgının ortasında geldiniz. Buna karşın kış olsun, yaz olsun, Quebec'imizden, Montreal'imizden yararlanabildiniz mi? Montreal'e geldiğimizde işte salgın tedbirleri nedeniyle açıkçası son derece tatsız, renksiz bir şehir bizi karşıladı. Evet. Bu yaklaşık 2 yılda sürdü. Hatta şöyle söyleyebilirim, daha geçen yıl değil mi Montreal kendine yavaş başladı. Bu yıl tam anlamıyla kendine gelmişti. Tabii bu süre içerisinde Montreal birçok kendisini öne çıkartan özelliğini yitirmiş oldu. Birçok restoran tabii, burası aynı zamanda bir gastronomi merkezi, Kuzey Amerika için düşünürsek. Yani erişilebilir de olması itibariyle bir gastronomi merkezi, iş piyasasındaki olumsuzluklar nedeniyle, çalışan bulma konusundaki zorluklar nedeniyle, işte maliyetlerin artması nedeniyle birçok ünlü restoran kapanmak zorunda kaldı ve hala da bir kısmı açılmadı. Dolayısıyla ilk geldiğimizde açıkçası çok farklı bir Montreal'e gelmiştik. Ancak şu son 1,5-2 yıldır Montreal eski canlılığına kavuşuyor. Ve gerçekten de buradaki yerel yöneticilerle son derece yakın bir işbirliğimiz var. Montreal Belediye Başkanı biliyorsunuz Valérie Plante, kendisi Türkiye'yi oldukça yakın tanıyan ve imkan bulduğunda da yaz tatillerinde Türkiye'ye giden birisi. Tabii bu sempatiyle birlikte çok ciddi, güzel, kolaylaştırıcı görüşmelerimiz oldu. Türk toplumunu da destekleyici faaliyetler oldu. Yaklaşımlar, örnek vermek gerekirse Türk Barış Bahçesi'nin nasıl diyelim, bir tamirattan geçirilmesi, yenilenmesi için gerekli bütçeyi kendisi son derece kısıtlı bütçesine rağmen tahsis etti. Bunlar burada biliyorsunuz kolay işler değil de. Dolayısıyla Montreal son 1,5-2 yıldır gerçekten adına yakışır bir kent olmaya başladı. Dolayısıyla memnunuz. Bu kente tabii özelliğini veren Fransızca dili de aynı şekilde kültürel anlamda diğer Amerika'nın geri kalanından çok farklı bir konuma koyuyor Montreal'i. Hem İngilizce hem Fransızca ile işte anlaşabildiğiniz, yaşayabildiğiniz çok kültürlü bir şehir haline getiriyor. Fransız kültürünün tabii ki etkisiyle daha farklı bir hayat tarzı söz konusu. Ancak hani Montreal'i ilk diğer şehirlerden farklılıkla Kuzey Amerika açısından ne var derseniz, burası oldukça huzurlu ve güvenliği yüksek bir şehir. Yani yaklaşık nereden bakarsanız çevresiyle birlikte 5 milyon nüfusa rağmen güvenlik açısından, emniyet açısından Amerika'da, Kuzey Amerika'da bu kadar güvenli bir şehir yok bu büyüklükte. Bu bir çekim
merkez haline gelmesini sağlıyor şehre. Biz de tabii ki memnunuz. Sencer Bey, bu işten söyleşi için çok teşekkür ediyoruz. Görevinizde yeniden başarılar diliyoruz. Değerli izleyiciler, yeni bir yayında buluşmak umuduyla hoşça kalın.